Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok bereketli, nefis bir ana yemek tarifiyle geldim. İsterseniz iftar sofralarınıza bu yemeği yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip yemeği yapmaya başlıyorum. Uygun bir kasenin içerisine orta yağlı kıymayı ekledikten sonra üzerine bir adet rendelediğim kuru soğanı ekliyorum. Ben soğanın suyunu sıkmadım. Sizler isterseniz suyunu sıkıp ekleyebilirsiniz. Daha sonra üzerine bir çay bardağı galeta unu ekliyorum. Ve bir adet yumurta. Daha sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar pul biber, karabiber, kekik ve tuz eklediğim bütün malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Daha sonra rendelediğim 2 diş sarımsak ve küçük küçük doğradığım yarım demet maydanozu da ekleyip güzel bir şekilde yoğuruyorum. Kıyma gerçekten son günlerde çok pahalandı. Eğer ki köfte miktarını arttırmak isterseniz bir çay bardağı galeta unu yerine bir su bardağı da ekleyebilirsiniz. Evet, güzel bir şekilde yoğurduktan sonra küçük küçük parçalar koparıp avucumda yuvarlıyorum. İstediğiniz büyüklükte köftelerinizi yapabilirsiniz. Ben köfteleri yaparken misketten biraz daha büyük olacak şekilde yaptım. Dediğim gibi sizler isterseniz daha küçük, daha büyük de yapabilirsiniz. Bütün köfteleri aynı şekilde yuvarlayıp bir tepsinin içerisine aldıktan sonra üzerine bir poşet kapatıp yarım saat dolapta dinlendiriyorum. Köfteler dolapta dinlenirken ben de bu arada sebzelerini hazırlıyorum. Yemeğimiz için kabuklarını soydum. 4 ya da 5 adet patatesi küp küp doğruyorum. Patatesin ardından 3 adet havucu da aynı şekilde küp küp doğruyorum. Ben bugün sebze olarak patates ve havuç kullandım. Sizler isterseniz patlıcan kabak da ekleyebilirsiniz. Küçük küçük doğradığım sebzeleri uygun bir tencerenin içerisine sıvı yağ ekledim ve yağ ısındıktan sonra önce patatesi daha sonra havucu kızartmaya başlıyorum. Sebzeler daha sonra fırında pişeceği için çok fazla kızartmamıza gerek yok. kızartma yaparken önce patatesi daha sonra havucu kızartalım. Havucu önce kızartırsak yağımızın rengi değişebilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Sebzelerin ardından genişçe bir tavanın içerisinde çok az yağda köfteleri kızartıyorum. Ben köfteleri kızartırken tava kullandım. Sizler isterseniz patates ve havucu kızarttığınız yağın fazlasını alıp köftelerinizi aynı tencerenin içerisinde kızartabilirsiniz. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet, ben de bu arada büyük boy borcam tepsisinin içerisine kızarttığım sebzeleri ekliyorum ve daha sonra üzerine haşlanmış bir kase bezelye ekliyorum. Bezelyenin haşlanmış olması şart değil. İsterseniz dondurucudan çıkartıp da ekleyebilirsiniz. Daha sonra üzerine dilimlediğim bir adet kırmızı biber ve dondurucudan çıkardım yeşil biberleri ekliyorum ve birkaç tane de kuru soğanı ekledikten sonra kızarttım köfteleri ekliyorum. Yemeğin sosu için bir yemek kaşığı domates biber salçası karışımı ve daha sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuz ekledim ve daha sonra üzerine 3 su bardağı kaynar su ekliyorum. Ben sosu için domates biber salçası karışımı ekledim. Sizler isterseniz sadece domates salçası da kullanabilirsiniz. Yemeğin sosunu da döktükten sonra daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişiriyorum. Evet 25 dakikanın ardından yemeği fırından çıkardım ve sizin de gördüğünüz gibi yemeğimiz nefis gözüküyor. Yemeğin yanına ister bulgur isterseniz pirinç pilavı yapın ikisi de gerçekten çok güzel oluyor. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Hepinize sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, bereketli Ramazanlar diliyorum. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.